Ne güzel sürpriz. Beni görmeye mi geldin sen? Geçmiş olsun Sinan Bey. Hazan. Arayacağım ben seni. Kimliği de evde unutmuşum. Sinan. Kıza dedim ki kimlik. Sen bekle, konuşacağız. Siz de işinizin başına dönebilirsiniz. Gel. Yağız, sen de bizimle olur musun? Güzide, biraz izin verir misin bize? Yağız Bey. $100 düşürdünüz. Buyurun. Bırakın o telefonu şimdi. Kızınızın bu davranışını açıklayın. Siz onu yeğeniniz Yağız Bey'e soracaksınız efendim. Bana değil. Hazan! Hazan! Hazan dedim sana! Dur! Ne oldu? Pek bir cengaverdin adamın suratına $100 fırlatırken. Ama Sinan Efendi'yi görünce kuyruğu kıstırıverdin. Ne oldu? Anne bırak ya. Bırakmış. Sen yat kalk da dua et. Adamda $100 varmış da ayıbından utanmış. Ya utanmasaymış? Hı? Babasının yanında kavga çıkarsaymış. Herkese otel odasından bahsetseymiş. O otel odasına utanması gereken ben değilim, tamam mı? Öyle mi? O zaman Sinan Efendi'nin yanında niye kuyruğu kıstırdın? Sen Sinan Efendi'ye aşıksın kızım, aşık. Ah benim erkek Fatma'ma. Açıkta kalmış, çıkmaz rüyalara yatmış. Sinan Bey, sevgilim dediğin kız sana Sinan Bey diyor. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ha bir de gülüyorsun. Oğlum senin derdin ne ya? Gözümün içine baka baka gazetecilere yalan söyledin. Ha ne cesaretle. Bu artık senin çocukluk mocukluk meselesini aştı. Bak o kızdan da Nil'den de gidip derhal özür dileyeceksin. Derhal bunu telafi edeceksin. Anlaşıldı mı? Nerede abim? Nerede şakalı bu? Şşt, bağırma gel bakayım ne var? Bak hala bak internet yıkılıyor. Abimin yeni sevgilisi. İyi tamam hadi gel bakayım gel. Bende internet yok. Nereden bulacağım bu interneti ben şimdi? Bu telefondan zaten bir bende var, bir de arkeoloji müzesinde var. Kız. Kız. Ver bakayım şu telefonunu. Aa, ne oluyor be? Ha? Dur bir magazin olaylarına bakalım bir dur. Sabah kızlar gösterdi. Abinin yeni sevgilisini tanıyormuşsun dediler. Nil telefonlarımı açmıyor. Olacak şey değil artık bu kadarı olacak şey değil. Biz o meseleyi konuştuk, hallettik. Babacığım ben artık doktorun dediğini yapayım izninizle. Biraz uzanacağım. Abi, Nil benim arkadaşım. Abi! Abi! Hasta mı ya? Hasta. Kızım sen de biraz kendi işlerinle ilgilen hadi. Aklı sıra annesinin hastalığını ona söylemediğim için benden intikam alıyor. Ama ben bu meseleyi halledeceğim. Hazımcığım, bu kızın annesi meselesi ne olacak çocuğum? Sonra Güzide, sonra. sonra. Yağız Bey, nihayet baş başa kaldık. Şu $100 meselesi nedir yavrum? Sinan'la konuşmam lazım. Nermin. Buyurun Güzide Hanım. Şoföre haber vereyim mi? Hayır, hayır. Hoşuna beklemesi. Valizim yeniden yerleştirilecek. Valizimi Fazilet Hanım yerleştirecek. Kalıyorum. Peki. Yavaş ol Sar çocuk, ameliyatlıyım ben ya. Sen ne atlar karıştırıyorsun yine? O sevgilim dediğin kadının kim olduğunu ikimiz de biliyoruz değil mi? Yardımcımızın kızı olmasa bakıyorum da bütün aileyi bozmuş ha. Anası mı maması mı? Hatırladın mı? Kızı için pazarlık yapan anneyi hatırladın mı? Neyi? Yardımcının kızıymış. O kadını da annesinin de kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Ne diyorsun sen ya? Yeter lan, bana oynama artık! Bak, o kadın o gece otel odasındaydı ve sen bunu bal gibi biliyorsun. Kız versene bir. Ya kontürüm yok. Kontürün yok öyle mi? Ah canım, nasıl acıdım biliyor musun ben sana şimdi? Vah vah vah. Gören de seni günlük temizliğe gidiyorsun zanneder. Kız kim bilir kaç para maaş alıyorsun şu yıldan. Kontürün yok öyle mi? Ben alıvereyim sana kontür. Tüh. Şuna bak, vermiyor telefonunu. Nari, ne yapıyorsun? Hı? Ne güzel şeyler yapıyorsun bakayım. Nerede telefonun? Ha? Ha? Nerede? Ne istiyorsun cep telefonunda? Nerede telefon? Nerede? Nerede kız telefon? Nerede? Fazilet Hanım, Güzide Hanım seni çağırıyor. Niye? Arkasından su dökmeye mi? Yok, valizini boşaltacakmışsın. Hanımefendi gitmiyor. Gitmiyor mu? O gece beni o otel odasına sen gönderdin. Hatırladın mı neden? Annesinin bir yarışma uğruna pazarladığı bir kadına dersini vermem için. Biz de telefonumuzu verelim mi? Eğer benim kızıma bir şans daha vermezsen duyduklarımı dünya aleme yayarım. Siz kimsiniz ya? Ben kimim biliyor musun ben? Bak 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 bak. Ben bu güzel kızın anasıyım. Gece onda otele gelsin. Senin ispiyoncu her şeyi yetiştirmiş, o kadının derdini de yetiştirdi mi sana? Neymiş derdi, sen anlat. Ben ne yaptım? Kardeşime askıntı olan ucuz bir kadına dersini vermek için annemin son anlarında yanında olamadım. Peki sen ne yaptın? Abi git haddini bildir dediğim bir... Herkesin önüne sevgilini ilan ettin. Ya ne derler bilirsin ama işte gönül bu. Otada... Yavaş yavaş, çocuk hasta. Çocuk, evet. Zaten bütün bunlar ilgi çekmeye çalışan yaramaz bir çocuk yüzünden. Ama bu kez olmaz. Bizi o 5 paralık kadınlarınla rezil edemezsin. Bak, o kadını eve ben sokmadım, tamam mı? O kız da babamın yatağına nasıl girmiş, ne halt etmiş, benim hiçbir şeyden haberim yok. Neyse ne, artık o kadını da... Ne halsa o yataktan çıkan kızını da etrafımızda görmek istemiyorum. Git babama konuş o zaman. O kadını eve ben sokmadım diyorum, anlamıyor musun? Bana bak Sinan, son kez uyarıyorum. Senin canın oyuncak çekti diye ailemizi küçük düşüremezsin, izin vermem. O oyuncağını ellerimle kırarım, haddini bil. Cengiz ne haber? Eyvallah eyvallah, turp gibiyim ya, senden bir şey isteyeceğim. Ah benim erkek Fatma'ma. Açıkta kalmış çıkmaz rüyalara yatmış. Yalan mı aptal? Sen bilmiyorsun sanki. Alo Erdal. Buyurun efendim. Bana birini bulmanı istiyorum. Tabii efendim. Not al. İsmi Hazan Çamkıran. Sinan'ın üye olduğu spor salonunda çalışıyormuş. Bana o kadın hakkında bilmem gereken her şeyi yolla. Ben eve geçiyorum. Gelişmelerden beni haberdar edersin. Peki efendim. Uyanık mendebur. Aldı kokuyu kaldı başımıza. Ah Hasan ah. Geldin halt ettin sanki. Kalıyormuşsunuz hanımefendi değil mi? Ne güzel ne güzel. Şimdi kızımın o şey meselesini soracaksınız bana herhalde. Yok. Size soracak hiçbir şeyim yok. Valizi boşaltabilirsiniz. Geçmiş olsun Hazan Hoca. Türk gibisin maşallah. Kaza yaramış sana. Ay şuna bak ya. Ne zaman böyle giyinmeyi öğrenecek? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Ay şaka gibi bu kız mı yani ya? Hem de Nil'den sonra. Zevkler ve renkler yani. Yeter ya. Yeter ya. Hayır, hayır, hayır. Ayrı askıları. Böyle değil mi? Hayır. Kırışır. Ha, ayrı ayrı asılacak demek. Öyle. Alışkanlık. Alışkanlık işte. Bizde böyle değil ya. Evet. Alışkanlıklarımız farklı. Hayatlarımız farklı. Dünyalarımız farklı. Aradaki uçurumu aşmaya kalkmak sizin yere daha sert çakılmanızı sağlar. Bu söylediklerim size sert ve acımasız gelebilir. Ama en sert ve acımasız gerçek boş bir hayalden daha iyidir. Bunu siz ve kızlarınız unutmasanız çok iyi olur. Bu kadarı kafi. Gidebilirsiniz. Hadi bakalım hayırlısı. Makas kesme yalnız ha. Ya hadi oğlum kes şunu. Kesiyorum bak. Hadi. Hadi bakalım. Sen de bizi bir daha şöyle bir düzgün. Ha fotoğraf mı? Hadi hadi gel. Bir de böyle. Hadi hayırlı olsun. Ay gel gel. Darısı başıma. İnşallah. Nerede kaldı bu cadı be? Gitti gelemedi. Ay ister misiniz dedikodu çıktı diye Hazım Bey de illet etmiş olsun. Koysunlar şunu kapıya. Vay başımıza gelen. Ay bismillah ne oluyor? Aa, Sinan Bey ne diyor öyle? Ne desin? Naneyi yedik diyor. Daha ne desin? Aa, kazayı da o kızıyla yapmamış mıydı ya? Sevgilimle yaptım diyor. Ver bakayım şunu bana. Kız ver yemeyeceğiz telefonunu. Kaza yeni sevgilimle yapmış. Ay. Demek böyle oluyormuş. Ya tek taş olsa mesela. Hop kızım dur ya. Öyle tek taş falan gözümü korkutma benim. Aman. İnsan heves ediyor işte. Bana bak. O sol eline alyans gelene kadar bu yüzük çıkmayacak ha. Delirdin herhalde Yasin. Şöyle yarım kilo tuzlu tatlı karışık versene pasta. Hasefe kız şunlara bak. Annem görse var ya parmağımı kopartır parmağımı. Ya tamam biliyoruz ananı. Evde takmazsın anladım. Ama okulda sokakta gezerken falan bu eli boş görmeyeceğim ona göre. İyi tamam. Kız anaları kuduracak bunların. Gençlik işte laftan anlamıyorlar ki. Abi bu sefer abarttın çıkarttın anlıyor musun? Şş, ağzına biber süreceğim ama. Ya var ya kız ne yapsa az. Odana başını yıksa az. Arabanı parçalasa az. Gelsin gebersin seni şurada. Çok ayıp çok. Ya bu kadar rahat olamazsın. Gerçekten bu kadar rahat olamazsın. Delirtme beni, bir cevap ver. Neden o kız için sevgilim dedin? Tam rekora koşuyordum ya. Ya Nil yetmedi sıra bende mi? Beni de mi delirteceksin? Gel. Tamam, tamam abicim tamam. Tamam bak Nil'den vazgeçtim. Sana kardeşin olarak soruyorum. Lütfen bana doğruyu söyle. O kadının kızıyla bir alakam yok de. Canım. Sen git kendine yeni bir kanki bul tamam? Pes ya, pes. Alo, Nil, sana bir haberim var. Sinan'ın kaza yaptığı kız var ya, bizim spor salonunda hocaymış ya. Hem spor hocası hem hizmetçinin kızı. Ne güzel ya. Ama oraya da gideceğim. Onun hesabını da göreceğim. Ama önce gitmem gereken başka bir yer var. Allah senin belanı versin Sinan. Gerizekalı, ruh hastası. Ama yıllarımı verdim ya, yıllarımı verdim. Nil, sıkıldım ben ama. Ne var baba ya? Sen benimle uğraşacağına gidip 5. karınla olan düğün hazırlıklarına ilgilensene. Düzgün konuş. Sinan'a kızıp sinirini benden çıkartma. Şimdi gidip ondan da çıkaracağım. Bak, yine oraya gidip çarpışan arabalara oynarsan bütün hesaplarını dondururum ona göre. Hayır, bu sefer gidip direkt onu ezeceğim. Nil! Alo, Hazan kızım. Annem beni bir ara sen oldu mu? Hadi hadi annem telefonu açar açmaz bir ara sen beni. Hadi kızım benim. Hadi benim güzel kızım. Göbek atacak neredeyse şuna bak. Ay ben bir gideyim de şöyle elimi yüzümü yıkayayım. Hasedim de nazarım da çıksın artık şu üstümden. Aa tövbeler olsun. Neyini haset edecekmişiz acaba? Sinan Bey 3 günde hevesini alsın da görürüm ben bu havaları. Aklıma mukayyet ol Allah'ım. Aklıma mukayyet ol. Ekrem yine demediğini bırakmadı. Adam gerçekten çok haklı. Kız da fırlamış şimdi buraya geliyormuş. Ya bence ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde karışmayacağım. Sen de lütfen karışma olur mu? Tamam Hazımcığım. Peki canım şu Fazilet Hanım meselesi ne olacak? Ha, Sinan'ın bu dengesizliklerinden sonra Ben Fazilet Hanım'la çok fazla yüz göz olmak istemiyorum. Nihayet dediğime geliyorsun. Artık o kadına yol vermek farz oldu Hazımcığım. Güzide, mevzuları birbirine karıştırmamamız lazım. Sinan'ın yaptıklarının cezasını dul bir kadın ve kızları çekmemeli. Hiç kimseyi mağdur edecek bir şey yapmamamız lazım. Sen de uygun bir dille konuş. Şu Sinan'ın münasebetsizliğini bir açıkla, olur mu lütfen? Olur canım, olur. Ay oğlu, oğlan bir bahane olmuş, meftun. Bu saatten sonra da buradan çüşten anlamaz. Anneme lazım, Şükriye'nde çok çekeceği var. Ne çekeceğim varmış Asefe? Nerede Sinan? Sinan! Sinan'ın eskisi bu herhalde. Sinan! Ne? Bu ne? Git Sinan'ı çağır bana. Bu sefer odasına bile çıkmayacağım. O benim ayağıma gelecek. Neyin, tamam sakin ol lütfen, olay çıkarma. Ya bir sen git Allah aşkına ya. Hastane zaten verdin gazı. Yok aralarında bir şey olamazmış. Yok bilmem neymiş. Rezil oldum ya. Nil saçmalama. Abim hizmetçinin kızıyla ancak kendini rezil eder. Oo, kimleri görüyorum ya yine. Hoş geldin Nil. Güle güle Nil. Aslında sana söyleyecek çok şey var da sırf annenin hatırasına saygımdan susacağım. Ben buraya konuşmaya değil, çöp dökmeye geldim. Artık şov bittiyse ben biraz uzanacağım. Mankenlerden hizmetçi kızlarına kadar düşmüşsün. Varoş'un dibi ya dibi. Senin layığın bu işte. Kenar mahalle dilberleri. Siz neye bakıyorsunuz? İşiniz yok mu? Doğru. O kadının kızı. Fazilet Hanım'ın kızı. Ne? Fazilet Hanım. Siz bırakın. Toplayın yerdekileri. Toplayın. Misafiriniz benim kahya olduğumu unuttu herhalde. Ben hususi uşak değilim. Kahyayım. Ne diyor Selim bu? Siz benim misafirimle nasıl konuşuyorsunuz? Kahya ne ya? Misafirim ne diyorsa onu yapacaksınız. Toplayın. Siz de gidebilirsiniz. Fazilet Hanım toplayacak. Aynen böyle hanımefendi. Kızınızın rüyasında bile göremeyeceği şeyleri ben böyle çöp diye atarım. Siz de diz çöküp toplarsınız. Dikkat etsene ya. Görüşürüz tatlım. Yasin ya. Pazarında tam civcivli saati ha. Ya kızım senin anan o yalıdan çıkana kadar ooo. Ya senin anan? Kızım. Benim adım Yasin. Annem görmüş, mezardan çıkmış, anneannem görmüş, hiç fark etmez. Bizde geri vites yok, anladın? Yasin! Püh sana Yasin, püh! Sen o yılanın yavrusuna bir de yüzük mü taktın ha? Anne bak yapma böyle. Benim annem yılan değil Şükriye teyze, ayıp ediyorsun ama. Ece Hanım, Sizin diliniz fazla uzamış. Bakalım anana da geçecek mi o pabuç dilin? Ya ne diyorsun Şükriye teyze? Teyzem batsın. Benim oğlum erkek adam. Bugün sana söz verir, yarın 7'sine birden söz verir. Anne bak lafını bil, yapma. Benim başıma eğilmez kızım. Kıza nasıl düşünsün? Bakalım anan ne diyecek bu pastane sözüne ha? Ya Şükriye teyze öldürür annem beni bak, vallahi öldürür. Ya anne. Görüyor musun Yasin efendi? Anasından ödü patlıyor bunun. Bana bak Ece, anan duysun istemiyorsan ananı bir daha o yalıya göndermeyeceksin. Yalı mı? Evet yalı. Gerisini sen düşün artık. Bilmiyorum. Aşkım sakin ol. Bittim ben ya. Sakin ol, hiçbir şey olmayacak tamam mı? Annem hayatta vazgeçmez o yalıdan. Hayır aşkım sakin ol. Beni çağırmışsınız. Halinize bakılırsa durumdan haberiniz var. Sinan böyledir işte. Aileni yaramaz çocuğu. Ağzına geldiği gibi konuşur. Dilinin kemiği yoktur öyle. Boş boş konuşur. Duyan da sizi 10 yaşındaki bir çocuktan bahsediyor zanneder. Ayol koskoca adam. Sizin de dediğiniz gibi siz ve biz farklıyız. Hayatlarımız farklı. Biz alt tabakayız, sizler üst tabakasınız. Üst tabakayı bilmem. Ama alt tabakada bir adamın öyle boş konuşması hiç hayra alamet değildir. Hele onun dili namusa, şerefe uzanıyorsa... Bir dakika. Kimsenin sizin namusunuza, şerefinize dil uzattığı falan yok. Bak durumu çarpıtmayın, müsaade etmem buna. Tabii size ne var? Erkek tarafısınız siz. Tuzunuz kuru. Ben kız anasıyım, kız. Ben kızımı sosyeteyle dile düşsün diye büyütmedim. Fazilet Hanım, karşınızda mahalledeki komşularınız yok. Onun için üslubunuza dikkat edin. Bizim mahallede bir laf vardır. Gönlü ayran olanın çalkalayanı bol olur derler. Benim kızım bir ayran gönüllünün derdine düşecek kız değil. Sokağa çıkmaz, laf söz ettirmez kendine, gezmez, tozmaz. Uzun lafın kısası, bu iş daha dalgalanmadan Hazım Bey'le ben konuştuydum bu meseleyi ama... Hazım Bey sizin muhatabınız değil. Ne size, ne kızınıza, ne de o yarışmaya giren kızınıza muhatap değil. Hatta siz bu evin esas personeli bile değilsiniz. Geçicisiniz. Şimdi evinize gidebilirsiniz. Mesaim bitmedi daha. Hazım Bey bugün erken gitmenizi istedi. Gidebilirsiniz. Benim adım da Faziletse, benim adım da... Hazım, bu kadın başımıza dert olacak. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Sinan Bey geldi mi? Geldi, odasında. İyi tamam, sonra görürüm onu. Benim birkaç siparişim gelecek, sonra bana haber ver, onları da odama bırak. Bunlar ne? Nil Hanım geldi de Yasemin Hanım çöpmüş. Çöp? Sen ver bakayım şu çöpleri bana. Ama Güzide Hanım dedi. Güzide Hanım ne dedi? Hı? Güzide Hanım böyle eski sevgili krizleriyle uğraştırmayalım değil mi? Hadi ver. Süper. Evde duramadım, geldim. Abi. Hadi geç otur. Ya ne oldu burada? Abi sen neye kızdın? Paranı düşürmüşsün. Ya sen neye sinirlendin de yıktın döktün eve? Bir şeyim yok diyorsan bir şeyim yok. Bu kadar takılma. Tamam. Kahve yapacağım, içer misin? Sinan'da bir şey yok dese keşke. Sen inanıyor musun o kızla ilgilendiğine? Çok uzattın, yeter artık. Asıl Sinan uzattı. Gitti tek gecelik bir kızı sevgilim diye tanıttı. Belli. Sen buraya abinin kardeşi olarak değil, Nil'in arkadaşı olarak gelmişsin. Tamam. Ben öyle geldim. Peki ya sen abi? Bak, kızgınsın, bozuksun. Sen de onaylamıyorsun. Benden onay bekleyen yok zaten. Öyle bir hakkım da yok. Bak tamam. Annemizi kaybettik, kaza oldu. Üst üste geldi her şey. Herkesin kafası çok dağınık. Annem olsaydı onu zapt ederdi. Ne yapar, ne eder onu zapt ederdi. Sinan bunda ne buldu ya? Tekmeye geçiyor. Dedim işte sana, bu kız bizim kickboks hocası. Bu demek ha? Kaçıyorsun. Bu iyi hali. Sen bir de bunun soyunma odasına girip çıkarken görürsen böyle paspal, salaş bir tip. Höt yürüyüşler falan, erkek gibi bir şey. Adı ne demiştin bunun? Hazan Hoca. Allah. Hazan Hoca. Müdürünüzle görüşebilir miyim? Buyurun, ne eşlik edeyim size? Aman ne zarif. Tam Sevinç Hanım'ın zevki. İstenen gelin böyle oluyormuş demek. Hediyeleri bu oluyormuş. Sen de 3 kuruşluk siparişlerle oyala kendini Yasemin. Siparişleriniz geldi Yasemin Hanım. Tamam, sen git, geliyorum ben de. Bak abi, ister Nil yüzünden böylesin de, ister de kızı babanın yatağında buldun, kafayı taktın de. Ne dersen de ama o kadın ve kızları tüylerimi diken diken ediyor. Annesi resmen gözleriyle evimizi yiyor. Bak ne dersen de ama adını koyamadığım bir şey var. Onlar tehlikeli. Tehlikeli. Evin yardımcısı ve kızları. Ya hadi Selin ya vallahi. Ya bugün varlar yarın yoklar. Bütün gün bunu mu konuşacağız? Hadi bak benim de işlerim var. Ah Hazan ah. Ah inadına açmıyorsun değil mi anana telefonun? İnadına. Alacağın olsun senin. Alacağın olsun. Gördünüz mü ayol faziletin büyüğü? Görmez miyim kız? Benim kız gösterdi demin. Vallahi küçüğe niyet ama zengin koca galiba büyüğe kısmet olacak. Ayol kim kaybetmiş zengin kocayı da faziletin erkekten bozma kızı bulsun be. Kızı gönül masalarına neze olmuş, bu zil takıp oynayacak neredeyse. Ne o? Zoruna mı gitti Şükriye Hanım? Benim kızımın güzel talibi. Talip mi? Ayol talip diyor. Duydunuz mu komşular? Cadalos faziletini oğlandan bozma kızı zengin koca bulmuş, talibi varmış. Duydunuz mu? Bu kadar yüksekten uçma Fazilet Hanım. Maazallah yerin dibine giriverirsin sonra. Öyle mi diyorsun? Hmm. Seninki de laf ayol. Bu sosyeteniz konsa şükürler olsun der be. Vah Şükriye'm vah. Senin bayağı bir içine oturmuş benim kızımın talibi. Ayol ucuz malın alıcısı çok olur ama sosyeteden size talip olmaz be. Sen bana ucuz mu diyorsun şimdi? Ucuz dedim. Anasına bak, kızını al, kenarına bak, bezini al demişler. Sen çok kaşınıyorsun, sen çok kaşınıyorsun. Ama saçın bugün kafamda kalsın. Seni affediyorum, uğraşamayacağım şimdi seninle. Ant içtim, inadıma ant içtim. Sana elleşmeyeceğim bugün. Hiç elleşmeyeceğim. Ya Şükriye Hanım, zoruna gitti demek ki ha? Bir kızı 1000 kişi ister, bir kişi alır. Sen benim büyük kızıma bak da küçük kızımı öyle tar. Benim kızlarımın talibi senin boyunu fersah fersah aşar. Bunu belli, git o sınık oğluna da belli. Hadi oradan. Ayol sen benim oğlumla uğraşacağına kendi kızlarının yularına tut be. Terbiyesiz. Asıl sensin terbiyesiz. Yasin! Ne oluyor oğlum? Anne. Ya o pastanedeki laflarını yutarsın, tamam mı? Ya da şu kapıdan arkam bakmadan çıkar giderim ha. Çirkef Şükriye, çirkef! Gene gider ayak beni sinir etti. Anne ne oldu? Bir daha ben seni o fasulye sırrının yanında bir göreyim. Açmıyor işte, açmıyor telefonu. Emdiğin sütü burnundan getireceğim senin Hazan. Anne ablama niye kızıyorsun, ne oldu ya? Ablan Sinan Egemen'in sevdiceği oldu. Ne diyeceği? Sevdiceği. Sevgilisi oldu kızım. Sevgilisi. Üf anne ya. Vallahi hemen ara beni, hemen. Ne oluyor ya? Pardon. Pardon dedim. Beni tanıyor musun? Kim olduğumu biliyorsun değil mi? Sanmıyorum. Duydunuz mu kızlar? Benim kim olduğumu bilmiyormuş. Ben Sinan'ın gerçek ve tek sevgilisiyim. Sen yanlış ata oynadın şekerim. Ben sizin şekeriniz değilim. Nil boş ver hadi, muhatap olma şununla. Sen birazdan benim kim olduğumu öğreneceksin. Ve bir daha hiç unutmayacaksın. Kimsin ya? Bana ne? Hazan Hoca, Cevdet Bey'i bekliyor. Aman beklemese şaşarım zaten. Beni çağırmışsınız Cevdet Bey. Konuyu tahmin ediyorum. Ben de sizinle konuşacaktım da mesaim bitmesini bekliyordum. Konuşacak pek bir şey yok Hazan Hoca. Çalışanlarımızla üyelerimizden birinin ilişki yaşaması şirket politikamıza aykırı bir durum. Ne ilişkisi ya? Benim kimseyle bir ilişkim yok. Bence bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Bir yanlış anlaşılma oldu sanırım. Gazetelerde ne yazıyorsa yalan. Benim Sinan Bey'le arabasına binmem dışında bir alakam yok. Peki. Arkadaşlar, kazayı yeni sevgilimle yaptım. Hazan Hoca, kovuldum. Kadın ve kızları tüylerimi diken diken ediyor. Hele o bakışları içimi ürpertiyor. $100 düşürdünüz. Buyurun. Adını koyamadığım bir şey var. Onlar tehlikeli. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Arkadaşlar, kazayı yeni sevgilimle yaptım. Arkadaşlar, kazayı yeni sevgilimle yaptım. Efendim? Yorucu bir gündü galiba. Efendim? Sesin biraz düşük geliyor da. Tanıyamadım. Kimsiniz? Sana arayacağımı söylemiştim değil mi? Orada mısın? Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? İnecek var. Ne? Anlamadım. Bekle, dolmuştayım, bekle. Hadi ya. Bak, iyileşmiş olsaydım babamdan arabayı çalar seni eve bırakırdım, biliyor musun? Eve mi bırakırsın? Ya sen gerçekten iyi misin ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Haklısın, haklısın. Yani benim kullandığım arabaya binmek istememeni anlıyorum tabii. Bence sen hiçbir şey anlamıyorsun. Hatta biliyor musun, ben de hiçbir şey anlamıyorum. Neden böyle bir şey yaptığını hiç bilmiyorum. Tamam. Ben de bunu açıklamak için aradım zaten. Açıklamam seni düşündüğümden daha fazla kızdırmış. Bak, ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum ama her ne yapıyorsan yapma bunu. Ya yapma, benim sevgilim olmak gerçekten bu kadar kötü bir şey mi? Hem bak, artık sizle bizi de konuşmuyoruz. Sen gerçekten benimle dalga geçiyorsun ve hiç komik değil. Ya tamam. Tamam, hadi ciddi konuşalım. Gerçekten hiç komik değil. Çattık ya. Yağız! yarın fenerin altında. Evladımı aldığım yerde bekliyorum. Nil, son görünmene baktım. Mesajlarıma da cevap vermiyorsun. Ya ben sana ne yaptım? Lütfen ara beni. Selin'cim, sana bir müjdem var. Sen ergenliğini bitirdin. Ne diyorsun Yasemin? Sinan bile Nil'in peşinden bu kadar koşmadı diyorum. Bir film falan mı izlesek ya? Bir saniye abi, bir saniye. Senin Nil'le derdin ne? Niye sürekli onları izliyorsun? Ya bu kız sana ne yaptı? Niye takıksın? Evet Yasemin. Sen niye takıldın ki bu kadar Sinan'la Nil'e? Sinan ve Nil diye bir şey artık yok. Daha çok böyle Sinan ve neydi şu kadının adı? Ya o kadının kızının adı neydi? Fazilet'in kızı. Ya onlardan konuşalım olur mu? Hı? Yani diyorum ki Yasemin, artık hiçbir şey hakkında konuşmasan daha iyi olacak. Emredersiniz. Bu ne? Kolye ne? Sana diyorum bu kolye ne? Yağız oğlum hoş geldin. Hoş bulduk baba. Çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ne buluyorum sen? Bırak. Ne yapıyorsun ya? Bu kolyenin sana işi ne? Nil'in bu. Ne tartışıyorsunuz siz böyle? Baba, resmen Nil'in iade ettiği kolyeyi takmış. İnanmıyorum ya, kızın kolyesini takmış. Saçmalama. Asıl sen saçmalama. Selin. Nil'in kolyesi bu. Annemle almıştık. Hala, sen de vardın. Abim yine kızın doğum gününü unutmuştu. Biz de abim adını alıp kıza vermemiş miydik? Evet. Ben de aynısında Yasemin'i alıp hediye ettim. Hala ya. Selin, halanın ne dediğini duydun. Daha fazla uzatma istersen. Çıkar şunu. Çıkar şunu! Ama çok fena patlarım. Sen mi patlayacaksın bir de? Eğer sen abuk subuk konuşmasaydın kimse beni suçlamayacaktı ya. Halam durumu kurtarmıştı. Halam durumu kurtarmıştı ha? Halam durumu kurtardı. Tabii ya. Herkes aptal, bir sen uyanık değil mi? Ya sen yukarıda ne olduğunu görmedin mi ya? Herkesin bize nasıl baktığını görmedin mi? Babamın bana, sana nasıl baktığını görmedin mi ya? Harika. Bu evde istenmeyen gelinden sonra bir de şimdi hırsız oldum öyle mi? Ya ben şu evde daha ne kadar ezilebilirim diye düşünürken beni kendi kocam eziyor ama tamam bitti. Bitti artık bu kadar. Ben yokum artık. Ne yapıyorsun sen ya? Güya bu evin gelini benim ama Sinan'ın uzatmalısı kadar değerim yok kimsenin gözünde. Bırak şu bavulu. Ben hediyelerden, mücevherlerden bahsetmiyorum. Ben bir zır delinin eski sevgilisine duyulan saygının bana duyulmamasından şikayetçiyim, anlıyor musun? Bundan bahsediyorum ama beni kocam saymıyor ya. Babası niye saysın ki? Tamam şu bavulu bırak da öyle konuşalım. Bırak şu bavulu dedim bak. Bırak şu bavulu öyle konuşalım hadi. Benim daha fazla kendimi ezdirmeye niyetim yok. Bundan sonra o çok değerli ailen tek başına ezsin seni. Ben yokum. Saçmalama Yasemin. Gidemezsin. Sensiz olmaz Yasemin. Yasemin lütfen saçmalama. Olmaz ki. Sensiz olmaz ki. Yapma. Yasemin yoksa huzur var. Mahkemede bana bensiz huzurlu hayatını anlatırsın artık. Huzur ne be? Huzur ne? Ben seni gördüğüm gün vazgeçmişim huzurdan. Geçmiş olsun. Onu beni ezim ezdirmeden önce düşünecektin. Ne yapıyorsun sen? Sana dedim değil mi? Bu yalı bize yaramaz dedim. Gidelim dedim. Hadi gidiyoruz. İkimiz. Biz. En başından beri olması gerektiği gibi. Sen nereye istersen orayı evimiz yapmaya gidiyoruz. Hadi. Delirdin mi sen? Bunu mu istiyorum ben? Bu kadar basit, bu kadar kolay mı? Ben bunu mu istiyorum? Biz bunu mu hak ediyoruz? Hakkımız bu mu bizim? Benim hakkım sensin. Beni sevdiğini böyle ispatlayamazsın. Eğer benden vazgeçmeyeceksen, bu yalıdan da o şirketten de vazgeçmeyeceksin. Ben benim için haklarından vazgeçen adama değil, benim için savaşan bir adama aşık olmuştum. Ama bak, ne hale getirdiler bizi. Gördün mü ne yaptılar bize? Arkamızı dönüp gideceğiz öyle mi? Bizi eze eze gönderecekler öyle mi? Bunu mu istiyoruz biz? Hayır sevgilim. Hayır biz bunu istemiyoruz. Sen en büyüklerisin. Sen bu ailenin en büyük varisisin. Zamanı geldiğinde bu yalı da, o şirket de senin olacak. Sen ne ara bu hale geldin ha? Ben benim için ailesini karşısına alan kocamı geri istiyorum. Ben benim için fedakarlıklar yapan, hiç korkmadan başını derde sokan, kavga eden o adamı geri istiyorum. Ben benim için savaşan kocamı geri istiyorum. Öyle zorlukları gördüğünde kaçıp giden adamı geri istemiyorum ben. Ben sensiz yapamam. Sensiz savaşamam. Tamam. 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 Tamam geçti. Eğer sen buraya savaşmaya geldiğimizi hatırladıysan geçti. Geçti. Hepsi geçti. Hepsi. Bu kadar da olmaz artık ya. Selin, sen de artık uzatma. Yani neyse ne işte. Şuraya bak ya. Her günümüz, her gecemiz başka bir olay. Yağız, sen benimle ne konuşacaktın? Yok, önemli değil. Ben zaten Sinan'a bakacaktım ama uyumuştur artık. Ben izninizi isteyeyim. İyi akşamlar hala. Oo, uyuyan güzel burada kalmış. O resmin ne işi var ortalıkta böyle? Burada kalmış. Unutmuşuz. Peki... Ne olacak bu fotoğrafa baba? Aa, Tabii ama şimdi abime kan verdi ya. Belki finalist olur. Ya da birinci. Değil mi baba? Yok artık. O kadar da değil. Ne olacak bu fotoğrafa şimdi? Şirkete mi gidecek yarışma için? Elendi. Uyuyan güzel. Elendin. Anne ne oluyor ya? Oh pof. İyi misin? İçim sıkılıyor. Yüreğim yırtılıyor. Üstüme öküzler oturuyor. Of. Hı. Geldi işte sıkıntı. Anne bak sakın kavga çıkarma tamam mı? Neredesin kız sen? Sen neredesin? Ben seni o kadar telefonla arıyorum. Hı? Niye açmıyorsun telefonlarımı? Ne o? Sevgilinle kavga mı ettin yoksa? Anne boş boş konuşma ya. İnadına yapıyorsun değil mi? Bağırma. Bana bağırma. Sinan Egemen herkese sevgilisi olduğunu söylüyormuş. Daha ne istiyorsun? Hı? Ne mi istiyorum? Gerçeği istiyor olabilir miyim mesela? Ha? Yani siz şimdi sevgili falan değilsiniz. Bizi kandırmıyorsun. Ya kör müsün sen be? Ben kim, Sinan Egemen kim ya? Herif resmen dalga geçiyor benimle, görmüyor musun? Sevgiliymiş. Ben mi? Erkek Fatma. Ya arabasına binene kadar adımı bilmiyordu daha be. Hadi sen git bir yüzünü yıka da sonra gene bir konuşalım bu meseleyi biz. Ne konuşacağız ya? Ne konuşacağız? Sen ne dediysen o anne. Ne dedin sen bana sabah? Ha? Arkamdan ne diye bağırdın? Vah erkek Fatma ya. Çıkmaz rüyaya yatmış. Bana baksana sen. Ben bugün senin yüzünden o herifin eskisi olacak Cihan'ın karşısında diz çöktüm. Haset. Sana hırslanmış, hıncını benden çıkardı. Ama ben onu ayağımın altına alıp şöyle ezmesini bilirdim ama yapamadım. Sen de bu hırs olduktan sonra ancak kızlarını ezersin sen. Diz çökmüş. Çökmeseydin. Bir torpil uğruna eğilip bükülmeye utansaydın da diz çökmeseydin. Kusura bakma da ben sana hiç acımıyorum anne. Sana mı kaldı anana acımak? Ha? Sana kim acısın? Şu haline bak. Anasına içerlemiş. Anası ona erkek Fatma demiş. Onun da çok gücüne gitmiş. Hadi kızım hadi, hadi. Sen o adamı anca rüyanda görürsün, hadi. Merak etme. Ben o adamı rüyamda bile görmüyorum. Of. Anne ya. Hadi git. Avutuyor musun? Ne yapıyorsan yap. Hadi. Hadi yürü ablanın yanına. Abla. Sen... Sen seviyor musun yoksa o Sinan'ı? Allah razı olsun Asım Bey. Önünde sonunda bugünün geleceğini biliyordum. Böyle bir gün asla gelmeyecek Kerime. Hayal görme. Aileme zarar veremeyeceksin. Bu sefer ne kadar para istiyorsun söyle. Parayla avunma devri bitti Asım Bey. Bak, bir bak halime. O uğursuz paranın hayrını görmüş müyüm hiç? Bırak şimdi bunları. Ne kadar istiyorsun? Kaç para? Para istemiyorum Hazım Bey. Cevap istiyorum. Yıllardır bütün paranızı, gücünüzü kullandınız. Bense tek başıma arandım, tarandım. Sırf hangisi benim evladım bu gerçeği saklamak için doğum yıllarını bile karman çorman etmişsiniz. Evlatlarımı koruduğum için benden hesap mı soruyorsun? Sen neyin hesabını soruyorsun? Ha? Gerçeğin hesabını soruyorum Hazım Bey. İkisinden biri benim evladım. Hangisi? Tamam işte o mimar arkadaşlar sunuma hazırlansın. Ben de çıkıyorum geliyorum şimdi. Şantiyede görüşürüz. Oo uyandırırım derken kapıda yakaladım ya. Çocuk ayaklanmış. Ya yat yat nereye kadar be abi? Hastaneye uğradım, kontrolüm vardı. Dönerken de en sevdiğim abimi bir göreyim dedim. İyi yaptın ama biraz kısa sürecek. Malum bazılarımızın çalışması lazım. Oho kardeşlik öldü mü ya? İçemeyeceğim mi yani bir kahveyi? Vay! Birileri borsada büyük patlamış. Bırak şu parayı. Gözümüz yok oğlum sakin ol. Bütün hırsını paradan çıkarmışım ben de borsanın anay sandım. Hadi abicim hadi sabah sabah başımı şişirme benim ya. Eyvallah abicim. Bugünlük böyle olsun dinlenmece. Yarın şirkette görüşürüz zaten. Kapısından girebilirsen. İlk günden beri sana güvenmemem gerektiğini biliyordum. Söz vermiştin. Onu bana verdiğin gün bize yaklaşmayacağına dair yemin etmiştin. Karın hayattayken yeminimi tuttum Hazım Bey. O da annedir dedim. Ama artık toprak oldu. Yemin bozuldu. Beni oğluma kavuşturacaksın Hazım Bey. İstersen bunu gönüllü yaparsın. Ya da ben çıkarım karşılarına. Hangisi evladım kendim öğrenirim. Sen kimi neyle tehdit ediyorsun? Utanmaz. Ben oğlumu senden niye aldım? Ha cevap versene. Niye onu satın aldım? Cevap ver bana. Gençtim. Cahildim. Çaresizdim. Sen onu sattın. Eğer ben almasaydım... Sen onu... Hayatımızı alt üst etmene izin vermeyeceğim. Oğluma zarar vermene asla izin vermeyeceğim. Beni hafife alma Hazım Bey. Benim kaybedecek canımdan başka hiçbir şeyim yok. Ama sen bir evlat kaybedeceksin. Eğer istediğimi yapmazsan önünde sonunda kaybedeceksin. Sen benimle pazarlık mı yapıyorsun? Bu konu burada bitti. Bitti. Param yok. Senin gibi gücüm de yok. Ama sanma ki o günkü kadar çaresizim. Benim elimde gerçek var Hazım Bey, gerçek. Beni tehdit ederek korkutamazsın. Eğer bir şans istiyorsan tekrar benim güvenimi kazanman gerekir. Bunun için ailemden uzak duracaksın. Çocuklarıma yanaşmayacaksın. Beklerim. Bunca yıl nasıl beklediysem yine beklerim Hazım Bey. Ama beni artık avutamazsın. Beni bir kenarda unutamazsın. Unutturmam. Senin saklayacağın yalanların varsa... benim dilimin ucunda da gerçek var Hazım Bey, gerçek. Bunu böyle bil. Sen izinde misin bugün? Niye ayaklanmadın? Çıkarım birazdan ya. Bismillah sabah sabah. Kalk kız. Kalk da bak. Hayırdır Şerife Hanım sabah sabah? Rüyanda mı gördün beni? Kira nerede Fazilet Hanım? Kira. Ne o kız kurulmuş saat gibi kira kira deyip duruyorsun? Gecenin kör karanlığında mı getirecektik kirayı? Aa ayağına kadar gelmişim bir de hesap mı soruyorsun? Bedavaya mı oturacaksınız ayol? Zaten kirayı her ay geç ödüyorsunuz. Üstüne üstlük bir de eksik ödüyorsunuz. Bu ne canım Allah Allah. Hayrına mı tutuyoruz biz sizi burada? Senin hayrını istemem. Mezarımdan taş çalma yeter. Şerife ablacığım al sen kirayı. Yalnız 50 lira eksik. Hah, bildim zaten. Bak yine eksik. Ayıp ama ayıp. Vallahi kocamın yumuşak yüzüne güveniyorsanız... Başlatma şimdi kocanın yumuşak yüzünden. Ben sana eksiği göstereyim mi? Bak. Bak asıl eksik burada bak. Görüyor musun rutubeti? Bak. Nemi görüyor musun? Bak bak burada da var. Bak burada da var. Gördün mü? Yetmedi daha değil mi? Ben sana göstereyim bak gel. Ay ne yapıyorsun? Gel, bak, ben sana ne göstereceğim. Bak 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 çamur akıyor kaloriferden çamur. Görüyor musun? Buz gibi kalorifer. Kendini ısıtmayan kalorifer bizi nasıl ısıtacakmış acaba? Daha bitmedi. Bittiğini zannettin. Bak boruların haline bak. Gördün mü? Evi su basacak. Acaba senin o yumuşak yüzlü kocan evi su bastığında gelip temizleyecek mi? Yardım edecek mi bize? Ha? Hadi hadi çık da bakalım bana. Biz çıksak acaba bu evi kim tutacak? Hayvan bağlasan durmaz bu evde. Söyle o dini imanı para olmuş kocana. Önce gelsin bu eksikleri tamamlasın. Ondan Şerife sonra eksiğini tamam. Sen gel ben anlatacağım sana bak. Güle güle. Kaloriferler hava yapmış. Ben onları kendim halledeceğim zaten. Ama 50 lira gördüm borular için. Tamam bu seferlik böyle olsun. Hesaplaşırız sonra. Böyle olsun. Hadi İzzet abiye selam. Hah, git şimdi o kocana yumuşak yumuşak anlat her şeyi. Git. Kız sen ne ağzı değip duruyorsun bu Şerife'nin yanında? Hı? Hadi bakalım çıkarsın bizi bakalım bulabilecek mi buraya kiracı? Ayol köpek bağlasan yaşamaz burada. O yalıyı gördükten sonra iyice soldum şu delikten. Günaydın. Bana bak bugün kesin buluşuyoruz. Hiç bahane uydurma bana. Tamam tamam ben zaten çıktım evden. Nerede buluşalım? Bak bak bak. Gidişe bak hareketlere bak. Nasıl dayılana dayılana gidiyor bak. Erkek patman. Hey yavrum hey. Var mı lan bana yan bakan? Hey! Şuna bak. Anne yapma şunu kıza ya. Ben mi yapıyorum? Kendi yapıyor. Kim dedi ona git erkek patma ol diye? Allah Allah kendi oldu. Kız olsun, hanım olsun dedik. Katır inadı var bunda, katır. Bak, adam bayrak yaptı sallıyor sevgilim sevgilim diye. Ne olur bunu bir fırsata çeviriverse de seni şu yarışmanın birincisi seçse... ...ne olur? Ben bunu kendim için mi istiyorum? Senin için istiyorum. Ah, ah. Sen şimdi şu küflü delikten çık, o yalıya git. Akşam da yalıdan köz köz tekrar bu deliğe gel. Hayat mı bu be? Hayat mı? Anne vallahi ben senden korkuyorum ha. Sen nasıl ayrılacaksın o yalıdan? Çok konuşma. Topla masayı hadi hazırlan gidiyoruz. Tamam sevgilim tamam. Tamam merak etme bir sorun yok. Ben şimdi odamda kahvaltımı yapacağım sonra çıkacağım. Tamam. Hem dün geceki konuşmamızdan sonra benim keyfim hiçbir şey öyle kolay kolay kaçıramaz. Bay bay. Güzel. Odandan çıkmadığına göre en azından yüzün kızarıyor demek. Evet, yüzüm kızarıyor. Ama sizin sandığınız gibi utançtan değil, sinirden. Haksızlığa uğramanın sinirinden. Ben o kolyeyi çalmadım, artık buna siz bile inanmazsınız herhalde. Gördüm, beğendim, taktım. Geri verecektim. Bana masal anlatma Yasin. Ben rahmetli kayınvalidene benzemem. Onun gibi tehdit etmem, konuşmam. Ama dediğimi yaparım. Canımı sıkma. Ayağını denk al. Yaşlı cadı. Pislik. Cadı. Cadı. Şangırtı da ne? Yasemin Hanım'ın odasını toparlayın. Söylerim kızlara, toparlarlar şimdi. Pardon? Ben kahyayım ya. Salih Hanımcığım sadece Hazım Bey'in odasını topluyordu ya. Ondan şey ettim ben de. Siz Salih Hanım değilsiniz. Değilim. Anam, nimet ayol, nimet. Günaydın Yasemin Hanım. Ev üstüne de olmuyor değil mi? Gelin, kaynana, görümce, ana. Hepsi aynı evde olur mu ayol? Bu kadar zenginlik var. Siz niye oturuyorsunuz hep beraber? Çıkın gidin. Paranız var, pulunuz var. Bakın bizim oralarda kayınvalide evine gireceğine borca giriyorsun. Size de maşallah bir hala var. Kayınvalideden beter. Çıkın vallahi, paranız var, pulunuz var. Ne duruyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Ne diyorsunuz siz ya? Kiminle konuşuyorsunuz siz? Komşunuz muyum ben sizin? Ayarsız. Leylek bacak. Sen çok ayarlısın. Bu en ayarlı hali. Şu hale bak. Şuna bak. İki gönlünü alalım dedik ya. Havalara bak ya. Koca karı cinlemiş seni, cinlemiş. Bildim ben, cinlenmişsin sen. Yazdım. Seni de yazdım Fazilet'in kara kaplı defterine. Hadi bakalım. Nermin, ben yukarıya çıkıyorum. İyi, tamam. Aa. Aa. Cadı karının kızı değil mi bu ya? Ay, cart diye yırtmışlar. Yarışmaya almayacaklar mı acaba? Ay, hadi at şunu, at şunu da Selin Hanım görüp delirmesin yine. Ben atmam. Gelince anası atsın. Sen de işinin başına dönmüşsün. Annen de böyle yapmamızı isterdi zaten. Bir an önce hayata dönmemizi. Numuneleri inceleme fırsatın oldu mu? Ben tasarımları çok beğendim. Yani içerik de biraz daha organik olursa bu iş mükemmel olacak. Ha, bu arada şu marka yüzümüzü bir an önce seçmemiz lazım. Reklam departmanı beni çok sıkıştırıyor. Yağız, niye cevap vermiyorsun? Beni dinlemiyor musun oğlum sen? O kadının kızını seçmiyoruz baba. anlayamadım. O kadının da, kızının da bunun için yapmayacağı şey yok. Sen neden bahsediyorsun? Ne demek o kadının, bu kızın falan? Biz işten bahsediyoruz değil mi? Sinan'ın marifetinden sonra kadını eve geri alman da yanlıştı. Hele ki yatağından çıkan kızından sonra. Yağız! Sen babanla nasıl böyle konuşabilirsin? Üstüne üstlük karşında bu şirketin yönetim kurulu başkanı var. Evdeki bir takım meselelerle işi birbirine karıştırmamalısın. Ve babanın kararlarını sakın çarpıtmaya kalkma. Yoksa ikimiz de üzülürüz. İkimiz de. Sizi gidi tembeller sizi. İnadına toplamıyorsunuz, ben biliyorum. Sinan Bey. Evet. O gün ben size geçmiş olsun diyemedim. Geçmiş olsun. Allah korudu sizi Sinan Beyciğim. Gerçi benim kızım hayatınızı kurtardı. Hani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Damarlarınıza benim kızımın kanı akıyor şu anda. Evet evet, sağ olsun. Siz beni bilemediniz mi? Ben Hazan'ın annesiyim. Kim olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Ha. O zaman bana söyleyeceğiniz iki çift lafınız vardır herhalde diye düşünüyorum. Bakın bizde de internet var, televizyon var. Bilmiyoruz, duymuyoruz zannetmeyin. Her şeyden haberimiz var bizim. Duyuyoruz, görüyoruz, geliyor kulağımıza bizim. Bir anne olarak tabii yani ben şimdi sizden bir açıklama bekliyorum. Buyurun, dinliyorum sizi. Hadi ne diyeceksiniz deyin bana. Dinliyorum. Kolay gelsin. Seni gidi serseri seni. Kolaysa başına gelsin. Kızımı diline dolamasını biliyorsun ama. Büyüğümün gururu, küçüğümün istikbali olmasa ben sana yapacağımı biliyorum ama... Hadi neyse. Sabır Fazilet, sabır. Ya sabır çek, ya sabır. Ya sabır. Ya sabır çek. Kızının istikbali mevzu bahis. Ya sabır çek, yut lafı otur aşağı. Ya sabır, otur. Yok, bu iş bu serserilerle olmayacak. Bu işi Hazım Bey halledecek ancak. Hazım Bey. Hadi. Hadi yüksünme, hadi. Hadi şimdi el alemin pisliğini temizleyeceksin. Yarın toz alma falan yok. İlla ki bitecek, illa ki. Benim kızımın fotoğraflarını. Hanginiz yırttı bu fotoğrafı? Manyak mıdır nedir? Ne yapacağız biz? Kim yırttı? Deli midir nedir? Sana kim yırttı diye sordum. Vallahi seni oradan ikiye ayırıveririm ha. Sen mi yırttın Çiyan? Ha? Sen mi yırttın? Çıngıraklı yılan. Sen mi yırttın? O yırtan elin bu mu? Ayırayım mı seni iyi oradan ikiye? Ha? Ayırayım mı? Kırar mıyım ben senin o elini? Ha? Ayırayım mı? Ben yırttım. Ben yırttım Fazilet Hanım. Babam istedi, kızınız elendi. Ben de yırttım. Gel. İstediğiniz araştırmayı yaptım Yağız Bey. Tamam, dinliyorum. Kız spor akademisi mezunu. Spor salonunda kickboks hocasıymış. Kardeşinizde yaşanan olaydan sonra zaten kovulmuş. Babası ölmüş. Annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşıyorlar. Adreslerini öğrendim. Kız kendi halinde sert bir tip. Öyle çok sosyal falan da değil. Bir sosyal medya hesabı var. Doğa fotoğrafları, sporcu fotoğrafları dışında pek bir şey yok efendim. Kendi halinde bir kız. Spor salonu ve evi arasında yaşıyor. Öyle çok takıldığı bir yerde yok. Geceleri ne yapıyormuş? Nasıl? Geceleri diyorum, geceleri. Eskort mu bu, ne bu? Ben pek öyle bilgiye ulaşamadım Yağız Bey. Aksine nasıl desem... Yani biraz asosyal. Kendi halinde bir tip. Tutmuyor yani, bir şey tutmuyor. Devam et. En önemlisi, kardeşi şirketin düzenlediği yüz güzeli yarışmasına katılmış ve elemeye geçmiş efendim. Nasıl yani? Bu küçük olan. İkisi beraber mi katılmışlar yarışmaya? Hayır efendim, sadece kardeşi. Ece Çamkıran. Çok saçma. Sen ver adresi. Buyurun. Allah'ım ya. Şaka gibi ya. Sosyetik cadı bir lafıyla resmen seni işten kovdurdu. Boşver ya. Zaten daha fazla çalışamazdım ben orada. Allah Allah. Niyemiş o? Sen mi atladın ortalara biz sevgiliyiz diye? Neyse benim tek derdim şu an yeni bir iş bulmak. Gerisi önemli değil. Ya kızım sana ne oldu ya? Benim bildiğim Hazan o spor salonunu o şişme bebeğin başına geçirirdi. O Sinan Egemen'in dişlerini de eline verirdi. Yapardım. Allah biliyor ya yapardım da işte. Evdekileri düşünmesem. Ya öyle kavga dövüş işlerine giremem ben. Kirayı ben ödüyorum kızım. Zaten... Kim arıyor? Açsana. Kim aradı ya? Niye açmadı? Yüzsüz playboy ya. Şaka yapıyorsun. Kızım o seni arıyor mu? Kız manyak mısın sen? Açsana. Ay. Ay bu çocuk resmen senin peşinde vallahi ben sana söyleyeyim. Salak salak konuşma be. Deminden beri ne anlatıyorum ben sana? Ay, ay bir de arıyor ne olur aç yalvarırım aç lütfen hadi. Oyun oynuyor benimle. Ben kimsenin oyuncağı değilim. Canım çok geçmiş olsun. Sağ olun sağ olun. İyi misin Sinan? Ha, teşekkür ederim. Sinan Bey hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Selam. Hazan Hoca burada mı ya? Hazan Hoca ayrıldı. Nasıl? Yani ayrıldı derken ayrılmak zorunda bırakıldı. Hadi çok tuttum ben seni. Şimdi geç kalırsan Cevdet canavar laf eder yine. Ben bir tuvalete gireyim kalkalım sonra tamam. Hazan, sakın kapatma. Ay, alo, merhaba Sinan Bey. Betül ben, Hazan'ın arkadaşıyım. Hazan 2 dakika masadan kalktı da ben şey yapayım dedim. Neredesiniz? Nerede miyiz? Ne yapacaksınız, niye sordunuz? Çiçek göndereceğim. Ne? Neredesiniz demiştim. Şuna bak şuna. Nasıl da hakkından geldi havasıyla. Nasıl sesini kesti ama? Hayrola Fazilet Hanım, sesin soluğun çıkmıyor. Çay var içer misin? Hararetini alır. Aa, kız. Vallahi cevap da vermedi bu. Hayırdır? Ya şarjım bitmiş de annem merak etmesin diye arayıp haber vereyim dedim 2 dakika. Ama merak etme çok konuşmadık, göndeririz sana kontör. Allah Allah, kontür isteyen var kızım ya. Hadi kalkalım, hadi. Yok yok, kalkmayalım. Şey söyledim ben, tatlı söyledim de onu yer kalkarız sonra. Kızım öyle mi olsa bitti? Vallahi Cevdet başını yakacak, hadi. Ay aman bir şey olmaz, çok canım çekti ya. 2 adımlık yer giderim ben. Otur hadi, beraber yeriz. Aslında sen haklısın ya. Şimdi ben hiç Cevdet'le uğraşmayayım. En iyisi gideyim. Sen benim yerime tatlı yersin. Hadi öptüm, bay bay. Kızım bekle. Betül beklesene. Lan deli midir ne? Betül. Bekle bekle. Ne yiyoruz? Ya hadi ama Selim, böyle ağladı ağlayacak olmaz ki. Evet Selin ya. Senin için geldik buraya, sen yürü diye. Tamam. Söz verdim babama zaten. Basketbol takımımız da sahada. Yalnız fanlar da hiç fena değilmiş. Bir saniye. Ben bu çocuğu nereden hatırlıyorum? Adı ne? Biz de tanıştırsana. Ya yok öyle değil. Ben bir yerde gördüm bu çocuğu. Sen rejimde misin ya? Ne istiyorsunuz benden? Tamam, başlıyorum. Kovulmuşsun. Ve sanırım buna ben sebep oldum. İş hayatı. Anlaşamadık, yolları ayırdık. Ya aslında bakarsan ben başka bir şey konuşacaktım seninle ama madem konu buraya geldi... Sen artık benim personal trainer'ımsın. Yani özel spor hocası. İngilizce biliyorum. Ya biliyorsun bana artık ağır salon sporları yasak. Bebeksel yer arası böyle hafif tempolu yürüyüşler falan. Hemen yarın başlarız zaten. Size iyi yürüyüşler. Nasıl yani? İş teklifinizi kabul etmiyorum. Sen de iş teklifini kabul etmiyorsun. Sevgililik müessesesini kabul etmiyorsun. Sevgililik müessesesi mi? Ya sen benden ne istiyorsun ya? Ha işte böyle ya, bak yine samimi olduk. Birinci tekil şahıs iyidir. Ya senin derdin ne? Ha? Ne istiyorsun sen benden? Boş versene. Nasıl olsa yine dalga geçeceksin. Hazan. Ya Hazan yorma beni, ben ameliyatlıyım bak. Bu nasıl bir oyun ya? Ha? Gerçek sevgilini kıskandırmak için beni mi seçtin? Beni mi? Etrafında onca kız sürüsü varken beni mi seçtin? Sen bir baksana bana ya. Gerçekten mi? Benimle mi? Sevgilini benimle mi kıskandıracaksın? Gerçekten mi? Ya ilgimi çekiyorsan? Belki sıkıldım ben o sürülerden. Belki boyalı, el yapımı, birbirinin aynı olan kızlardan sıkıldım. Belki gerçek bir şey arıyorum. El değmemiş, kendine has, kendisinden başka kimseye benzemeyen bir şey. Belki gözlerim senin düşündüğünden daha derine bakıyor. Daha çok şey görüyor. O gece sarhoş olduğumu bile bile arabama atlayan cesur kız... ...belki de diğer boya küpüne batmış kızlardan daha güzel geliyor bana. Bana güvenmediğini biliyorum. Ama ben seni de, güvenini de kazanacağız. Yalnız güzel çocuk. Fena değil. Mi? Gözlerini kırpmadan baktın çocuğa. Saçmalamayın ya. Görmüyor musunuz? Parmağında yüzük var çocuğun. Aa, evli mi yani? Öyle değildir de. Mahallesindeki kıza bağlamıştır başını. Rekabetten korkuyorum demiyorsun da. Abarttınız iyice. İyi tamam, iyi hoş, yakışıklı çocuk da ne işim olur benim mahalleli çocukla? Ay ne olacak canım, bir yüzük de sen takarsın yani. Evlen demiyoruz ya. Ayrıca yayını yapıyoruz yani. Ha ama sen reddeder diyorsun, orası ayrı. O mu beni reddedecek? Bilmem artık. Selin! Selin! Selin ne yapıyorsun? Selin ne yapıyorsun? Selin! Tanış dediniz, tanışıyorum işte. Bugün git yarın gel, bugün git yarın gel. Ne lan bu? Gidiyor telefonum. Selim ya. Hadi be adam, hadi gel artık şu eve. Allah'ım sen Fazilet kuluna güç kuvvet ver ya Rabbim, hadi. Hazım Beyciğim, hoş geldiniz. Vallahi Hızır gibi yetiştiniz. Paltonuzu alayım, yardım edeyim size. Tamam, bir saniye, bir saniye. Hazım Beyciğim, ortalık nasıl karıştı bir bilseniz. Dedim bunu anca Hazım Bey çözer. Hazım Bey sizi kandırmışlar. Siz neden bahsediyorsunuz? Bakın. Bakın. Benim gül gibi kızımın fotoğrafını şöyle cart diye ikiye ayırmışlar. Gördünüz mü? Bir de duydum ki güya siz benim kızımı yarışmadan elemişsiniz. Sanki bütün bu olup bitenlerden sonra cezalandırır gibi. Olacak şey değil. Dedim ben zaten. Dedim Hazım Bey benim kızımı tanıyamamıştır. Ben onunla bir konuşayım, şu vahim hatanın bir önüne geçeyim dedim. Tanıdınız değil mi benim kızımı, hatırladınız? Ece, sizin oğlunuza kan vermişti. Benim kızım. Hani can vermişti. Ben kızınızı gayet iyi tanıyorum. Oğluma kan verdiğinde unutmadım. Asla da unutmayacağım. Dedim zaten iftira atmışlardır dedim. Vahim bir hata var bu işin içinde dedim ben. Ortada vahim bir hata yok. Ne duyduysanız doğru. Kızınız elendi. Yani fotoğrafın yırtılmış olması bambaşka bir mesele tabii. Hiç hoş olmamış bu. Yani siz şimdi bütün bu olup bitenler yüzünden bizi yarışmada cezalandırıyor musunuz? Haddinizi bilin, kendinize gelin. Nasıl konuşuyorsunuz siz benimle böyle? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Siz kim oluyorsunuz da benden yırtık bir fotoğrafın hesabını soruyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da ben sizi cezalandırıyormuşum? Derhal işinizin başına dönün. Bir daha da beni böyle lüzumsuz şeylerle rahatsız etmeyin. Göreceksiniz siz. Göreceksiniz. Fazilet kimmiş? Hepinize göstereceğim. Göstereceğim hepinize. Haftaya bir daha gel dedi. Neymiş? Tekniğimi geliştirmem lazımmış. Ulan sen antrenör değil misin? Al sen geliştir işte. İşin ne yani? Üzülme aşkım ya. Sen de haftaya gösterirsin kendini. Kıyamam ben sevgilime. Aha, anan arıyordur. Bu benim zil sesim değil ki. Benim de değil. Senin çantandan geliyor sanki. Nasıl ya? Bu ne lan? Yasin bu ne? Kimin telefonu bu? Ne bileyim aşkım ben. Aç bir. Alo? Heh, nihayet. Arkadaşım telefonunu kaybetti fark ettiğiniz gibi. Neredeyseniz hemen getirir misiniz? Çok zor durumda. Getireyim de yani ben de yeni buldum şimdi telefonu. Ama şeyde buldum ya. Çantamda buldum ne alakaysa. Aman yanlış anlamayın da. Tamam, ben şimdi size konumu yolluyorum. Hemen getirirsiniz değil mi? Tabii tabii, ben hemen getiririm size. Aman aşkım, ben bunu gideyim sahibine vereyim. Ondan sonra el alemin telefonu işi açmasın başımıza. Tamam. Yasin, ben az önce kız sesi mi duydum? He. Kim bu kız Yasin? Aşkım nereden bileyim ben kim olduğunu? Kıskandın mı sen bunu? Yasin bak seni oyarım. Gülme. Yasin bak seni kabak gibi oyarım. Ya bak ben bu kıskancı yerim de biraz da sen kıskan beni ya. Yasin bak oyarım. Yasin! Ya ilgimi çekiyorsan? Belki gerçek bir şey arıyorum. El değmemiş, kendine has, kendisinden başka kimseye benzemeyen bir şey. Ben seni de, güvenini de kazanacağım Hazım. Abla! Abla ben ekmek almaya gidiyorum. Ha? Ben giderim ablacığım ya. Ben giderim, sen de şey... Tamam. Ne yapıyorum ben ya? Kimlerle muhatap oluyorum? Evime kadar mı geldin be? Ulan evime kadar mı geldin? Taş yok mu ya? Taş yok mu? Hazan ne oldu kızım? Var mı attılar? Yok bir şey abla. Kaç lan, kaç. Bilmiyorum ki, gitti araba. Hadi gidelim biz. Yani bravosun Selin gerçekten. Bir kendi telefonu veremedin ya. Şu halime baktığımızda kaldım resmen. İki sayfa çekemedi ya, öldü. Beklenen adam. Alo. Alo, ben geldim attığınız konuma da sizi göremiyorum. Geliyorum. Merhaba, Selim ben. Telefonla benimle konuşuyordum. Hı. İsmini öğrenmemde bir sakınca var galiba. Ha, affedersiniz Yasin ben. Ben bir an önce hani emaneti vereyim dedim de. İyi akşamlar. Belli. İyi bakmışsın. Sen basket takımındaydın değil mi? Yani öyle sayılır. Hadi size iyi akşamlar. Seni buraya kadar yorduk. İçeri gelsene. Arkadaşlarım sana teşekkür etmek istiyor. Eyvallah sağ ol. İyi akşamlar. Selin'cim, masaya getiremedin. Pas vermedi galiba. Telefonu bende canım. Ama bir düşünmem lazım yani. Uğraşmaya değer mi? Abla bu ekmekler bayat. Niye almadın? Yoktu tazesi. Kafa mı kaldı zaten? Ye işte, ısıttım. Ne oluyor size be? Dır dır. Kafamı şişirdiniz. Yani bu akşam ikiniz de bir şeysiniz ha. Hadi afiyet olsun. Para bırak bana. Neden? Akşam bir kürk beğendim de onu alacağım. Boruyu değiştireceğim. Kızım, ustalara para vereceğim. Ben yaparım onları ya. Hallederim ben. Ha gayret kızım. Ha gayret. Az kaldı sakalın da çıkacak. Abla harbiden yani onlar erkek işi. Sen nasıl yapacaksın ki onları? Ya alet edevat olduktan sonra ne var ya? Bizim nal buradan alırım. İsmail abi veresiye de veriyor. Paran mı yok senin? Avans vermiyorlar artık. Allah'ım sırayla gönder. Hepsini birden değil, böyle sıra sıra gönder. Dünyalarımız farklı. Aradaki uçurumu aşmaya kalkmak sizin yere daha sert çakılmanız. Babam istedi, kızınız elendi. Siz kim oluyorsunuz da benden yırtık bir fotoğrafın hesabını soruyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz da ben sizi cezalandırıyormuşum? Vurun! Kaderin fazileti oynadığı ilk oyun değil bu. Vurun! Vurun! Siz de vurun! Boyun eğen fazilet taş olsun, taş! Taş olsun. Bu ne ayol? Aa! Asım Bey. Ayol ben unuttum bu kağıdı. Bana da yakın. Yalı beklesin bakalım biraz. Gariban kadına Hazım Bey neler yapmış bir öğrenelim bakalım. Hayır, bunlar bizim acımızla alay mı ediyorlar, sorar mısın? Bu nasıl hata böyle Özlem Hanım? Şaka mı yapıyorsunuz siz bize? Yani hayır, biz kayınvalidemin yedisi olacak. Bu sabah bir kalkıyoruz, karşımızda bir tane kuğu. Dalga mı geçiyorsunuz siz bizimle? Hani nerede yaşıyorsunuz da siz dünyadan haberiniz yok? Ne deseniz haklısınız Yasemin Hanım. İnanın o kadar mahcubum ki hemen arkadaşları gönderip heykeli alacağız. Hemen. Tamam, çabuk olun, daha fazla sinirimizi bozmayın. Peki efendim. Sersemler, bütün sinirimi zıplattılar. Her şey o kadar güzel olacaktı ki. Tam annemin hak ettiği gibi. Çok mutlu olacaktık ya. Ben o zaman hemen bir daha arayayım. Aramam. Heykeli geri göndermeyeceğiz. Yakınlarımızı, dostlarımızı arayın. Yıl dönümü için bir kutlama yapamayacağız. Ama Sevinç için bir anma töreni düzenleyeceğiz. Baba gerçekten mi? Burası demek ki. Ya Fazilet, gör bak gör. Yat kalk da şükret haline. Şuna bak. El alem ne evlerde yaşıyor. Hii. Lan ne dikik yokuşmuş burası böyle. Ay. Uhu hanım. Hanımefendi. Kerime Hanım'a mı baktınız? Ha, evde yok herhalde. Evde yok, sabahın körü gitti. İşe mi gitti? Yok, iş güç yok. Ama sabahları çıkar gider. Ha, sabah sabah bunlar çoluk çocuk, karı koca hepsi toplanmış gitmişler. Yok yok, çocuk da yok, koca da yok. Bir başına Kerime. Kaçta döner? Hayırdır, niye aradıydın? Bir ahbabı gönderdi beni, halini hatırını bir soru ver dedi de ondan geldiydim ben de. İyi, hadi müsaade et, ben gelirim gene. Hadi iyi günler. Hanım, kim aradı diyeyim? Kerime ha? Kerime. Dur sen Kerime Hanım, dur. Faziletten kaçış yok. Senin ağzından baklayı çıkarana kadar kaçış yok faziletten. Hı. Oğlum arabayı pert etmişsin ya. Dün fotolardan gördüm, haşat olmuş. Şş, takla falan yok değil mi? İyisin. Yok be kanka, öyle savrulduk gitti ya. Çatlağa bak ya. Sanki ayağa takılmış onu anlatıyor. Ya alt tarafa bir canımız daha gitti. Ne var ki bunda? Ya tamam, kazayı anladık. Ama o yanındakini hala anlamadık. Oo, hatundan haber ver. Bak merak ediyor kızlar. Merak edecek bir şey yok. Pardon. Söyle canım. Ne yapıyor Uyuz? Yanında kim var? Ya biz bizeyiz zaten. Oyalıyorum onu, merak etme. Tamam, neredesiniz? Tamam, ben geliyorum. Hiç masal anlatma. O kız senin tipin değil ya. Bize mi yedireceksin? Vallahi beğenen yer, beğenmeyen aç kalır güzelim. Ne yapayım? Nil'den sonra çıtayı düşürmüşsün. Üzgünüm, yazık. Ay tamam, baydı beni. 2 günlük kızları mı konuşacağız? Hanımlar yalnız bir dakika. Sinan Bey bu konuda ciddi düşünüyor. Değil mi Sinan? Bir kuğunuz eksikti. Zenginlik böyle bir şey herhalde. Parayı nereye dökeceklerini şaşırıyorlar anam bunlar. Hiç beğenmedim. O muhabbet masasına da bak sen. Neyse ben yayınınızı bölmeyeyim. Biraz da Sinansız devam edin. Nil'e 1 on veriyorum. Olay çıkacak kesin. Sinan sallamaz. Hızını kesmeden devam ediyorsun bakıyorum. Akşam anneni andıktan sonra artık sen kulübe de gidersin. Ya kısa keselim mi? Ya akşam babalarımızın yanında yüzle bakacağız. 2 medeni insan gibi konuşmaya geldim seninle. 2 medeni insan. Ne geliyordu sonrasında? Ha, seviyeli ilişki değil mi? O zaman şöyle yapalım, bak buldum. 2 medeni insan seviyeli ilişkisini deniz seviyesine indirdi. Ha? Tamam mı? Oldu mu? Şimdi oldu. Burada tişörtüm temizlensin, ben aldırırım. Ya sen gerçekten ruh hastasın ya! Hasta! Ne bakıyorsunuz ya? Ne yapıyor bu? Sinan Egemen değil mi bu? Evet. Sinan Egemen. Aa, adama bak bu. O Playboy değil miydi ünlü olan? Sinan Egemen değil mi o ya? Evet evet, o gibi görünüyor. Teşekkürler. Bize son dakika sürprizi yapan sizsiniz. Şimdi paşa paşa o garsonları göndereceksiniz bize. Aa, ne demek canım başka organizasyona rezerveler? Ben ne yapacağım? Gerçekten sizi süründürürüm. Gerçekten süründürürüm. O garsonlar buraya gelecek. Saat kaç oldu gelemedi Fazilet cadısı. Oh, belki de hiç gelmez. Dün boşa mı aldı ağzının payını? Allah'ıma çok şükür, az kaldı kurtulmamıza. Oh, bugün de geldik çok şükür. Gel buyur gel Fazilet Hanım. Şunun şurasında kaç günün kaldı? Elbet gideceksin. Canım benim, ben hep giderim. Kiminin zoruna giderim, kiminin de hoşuna giderim. Bütün işlerinizi öğleden önce bitirin. Akşama 30-35 kişilik bir davetimiz var. Hazırlık yapacağız, nefes alacak vakit yok. Gülten, senin izin iptal. Yardıma da gelecekler değil mi Yasemin Hanım? 30-35 kişi. Kaç garson olacak? 2. Garson sizsiniz. Yanıma gelin, ayrıntıları konuşacağız. Hadi bırak onu. Bu 30-35 diyor, sen de 40-45. El insaf ya, 40 yılda bir düğüne gidecektim. 50'yi bulur o, 50'yi. Yandınız siz vallahi. İyi ki yatılı değilim. Of, aman ya. Şu Güzide Hanım'ın ilacını da sen hazırla bari Fazilet Hanım. Kaynamış suya dökeceksin. Ne ilacı o? Olur olur, merak etme. Bu ilaç benim de işime yarayacak ama. Geç kaldım ya. Günaydın Ece Hanım. Günaydın. Utanmadan, sıkılmadan o parmağına yüzüğü takıyorsun demek hala. Şükriye teyzeciğim, bakın biz söz verdik. Siz beğenseniz de beğenmeseniz de seviyoruz biz birbirimizi. Güleyim de yılanın çıngırağı boşuna çınlamasın. Ayıp oluyor ama Şükriye teyze ya. Ne yılanlığımı gördünüz benim? Ben bakayım sen o yüzüğü bana. Ne yapıyorsun Şükriye teyze ya? Koparırım o parmağını senin yüzükle birlikte. Ya ver şunu Şükriye bana. Teyze bırak, ne yapıyorsun? Niye sevmiyorsun beni ya? Seni anasının kızı seni. Sen bu saf kız numaralarını ancak benim aptal oğluma yutturursun. Ben senin ciğerini anamdan bilirim be. Şimdi için göbek atıyorsundur ana oğlun arasını bozdum diye. Ya ben niye göbek atayım Şükriye teyze ya? Ben ister miyim Yasin anasıyla babasıyla kötü olsun? Ben bilirim bu timsah gözyaşlarını. Oğlumu senden söküp alacağım. Tıpkı bu yüzüğü parmağından söktüğün gibi. Ya ne yapıyorsun Şükriye teyze, bırak. Ya. İşte buldun yerini. Tıpkı senin gibi bu yüzüğün de hakkı çöptür çöp. Yılanın yavrusu. Ah yazık, ne hale getirdi kızı. Eh pes doğrusu. Gider ayak elinden çay içmek de varmış Fazilet Hanım. Meraklıysan bir tane daha döküvereyim. Ay yok yok, 3 bardak fazla gelir, dokunuyor bana. Öyle mi diyorsun? Sen bilirsin. Oh maşallah, iş yüzünden ben düğüne gidemeyeyim, sen burada çay iç. Sen düğüne gidemiyorsun diye moralim bozuldu herhalde. Sana da döküvereyim bir tane de hararetini alsın, hadi. Çay içecek vakit mi var Fazilet Hanım? Tabii sen yatılı değilsin, bilmezsin. Hadi Nermin, hadi sallanma. İyi, tamam ben önce o zaman. Ay. Ah. Ay. Ah. Ay. Ah. Ay ne oluyor? Aa! Hayırdır? Ay! Çekil, çekil. Ne oluyor? Ece? Ne diyorsun sen? Ya bir saçım başım yolmadığı kaldı kadının ya, cadı karı. Şş, tamam sakin ol. Anlat bakayım. Nermin. Nermin iyi misin? Nermin. Ses versene. Nermin. Ses ver kız. Nermin. Kubura mı düştün? Nasıl çalışacaksın bu akşam kız? Çık hadi. Nermin. Duymuyor. Kız ne oldu acaba buna? Duymuyor. Duymuyor ya. Nermin. Bu ne? Bu Güzide Hanım'ın ilacı mı? Ne yaptın sen? Tabii ya. Çaya ilaç koydun değil mi? Sen versene şunu bana. Sen bu düğüne gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Cevap ver. İstiyor musun, istemiyor musun? Bak, bu bir fırsattır kızım. Anlasana. İkiniz de aynı yemeği yediniz ve zehirlendiniz. Karnın ağrıyormuş gibi yap. Şöyle yap. Açıktan at kendini dışarı. Daha ne istiyorsun? Gülten. Ne oluyor burada? İş yapacaksınız değil mi? Böyle artık birlikte mi takılıyorsunuz? Ne bu tuvalet kuyruğu? Yasemin Hanım, Nermin biraz... Cırcır olmuş. Üzerinize afiyet cırcır. Ah! Ay ben de bir fena oldum Yasemin Hanım. Ay böyle karnıma sancılar girdi. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bugün mü? Yok, bunların ikisi de akşam yedikleri yemekten zehirlenmişler. Tavuk yemişler. Gıda zehirlenmesi ayol. Ay çok fena, dağlara taşlara. Ay çok fena olur ishal, biliyorsunuz değil mi? Böyle cır 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 her yeri batırır vallahi. Tamam yeter, yeter. Ay çık kız, ne oldu? İyi misin? Siz ikiniz hemen doktora gidin. Sizi gözüm görmesin, çabuk, çabuk. Hemen. Ah yazık, çok yazık vallahi. Ne yapacağım ben ya? Ben yanınızda olmak isterdim ama malum yatılı değilim. Yanlarım pek ağrıyor. Aman zaten bu yaştan sonra da bana hiç gelmiyor böyle işler. Yok törenlermiş, yemeklermiş, kalabalıkmış. Hiç yapamam yani. Yatılısınız. Böyle mi anlaştık ayol? Yok. Yani ben yatağım olmadan hiçbir şekilde yatamam. Yastığım da lazım. Yastığımı alıyorum böyle kucağıma. Geceliğim yok bir kere bakın. Geceliksiz falan hiç olmaz, yapamam yani. Ha bir de benim çarpıntım tutuyor geceleri. İlacım evde kaldı ayol. İmkansız yatamam. Kızlarım da yok zaten yanımda. Sizin çarpıntınızdan kulaklar da gitti herhalde. Yatılısınız dediysem yatılısınız. Evinize gidin, üstünüzü başınızı değiştirin. Yastığınızı mı alacaksanız ne yapacaksanız yapın, buraya geri dönün hemen. Ama yani... Hemen dedim. Kızlarım da yanımda olsa daha iyi olur tabii. Daha 18 yaşına bile değilsin be. Kalkmış yüzük takmış bir de. Kızım delirdin mi sen? Ya abla mesele yaş mı ya? Mesele yaş mı ya? Hem benim şurada doğum günüme ne kaldı ki yani? Çocuk muyum ben ya? Çocuksun. Kusura bakma da parmağında o salak yüzükle çocuksun. Bacak kadar çocuksun. Hoş geldin Şükriye Hanım, hoş geldin. Bir de ablam olacaksın ya, şu laflara bak. Bana bak! Ablanım diye bu laflar zaten, tamam mı? Hadi sen çocuksun. O Yasin, senin yok ama onun bir ideali var, bir hedefi var dedim. Bu çocuk ileride sporcu olacak, adam olacak dedim. Yok, ikiniz de çocukmuşsunuz. Öyle mi? Sağ ol abla ya. Bir de ben salak gibi üzülüyordum senden gizlediğim için. Ama senin ne annemden ne o cadı kadından bir farkın yokmuş. Batıyor değil mi benim mutluluğum? Hepinize batıyor. Bağırma ablana. Ben kişi değilim, istesin be. Ben kişi de mutlu olmamı istesin be. Ben kişi de mutlu olmamı istesin. Ben mi senin iyiliğini düşünmüyorum? Aşk olsun Ecem. Ablanım ben senin ya. Ben senin iyiliğini istiyorum. Okumanı istiyorum. Üniversiteye gitmeni istiyorum. Ne üniversitesi be? Ha? Ne üniversitesi? Sen kimi kandırıyorsun abla ya? Sen kimi kandırıyorsun ya? Sen beni mi kandırıyorsun, kendini mi kandırıyorsun? Sen kimi kandırıyorsun ya? Ben yapamıyorum bak, anladın mı? Ben yapamıyorum. Ben okumayı bile 3. sınıfta söktüm be. Hatırlıyor musun bana ilkokulda çocuklar neler yapardı? Ha? Hatırlıyor musun? Hani sen de gelmiştin 5. sınıfta dövmüştün onları. Bak aynen şöyle yapıyorlardı. Man kafa Ece, man kafa Ece, man kafa yapma, Ece, man kafa. Yapma. Aptal. Yapma. Aptal kafa. Aptal falan değilsin sen be. Birazcık çalışsan. Anlamıyorsun değil mi? Anlamıyorsun değil mi? Hala çalışsan diyorsun ya. Ben babamın hayallerindeki doktor, avukat, mimar değilim. Ben o kız değilim. Ben anca annemin hayaliyim. Ya annemin hayalleri gerçek olur ya Yasin'in. Ya güzelliğimin hakkını verip zengin olurum. Ya da Yasin'le evlenip mutlu olurum. Ya annem Yasin. Sen ne istiyorsun sen? Ha? Ha ablacığım? Bir kere de kendini düşün ya. Senin bir hayalin yok mu? Yok! Yok! Benim bir hayalim yok! Benim bir hayalim olsa da önemseyen yok! Ne bağırıp duruyorsunuz kız siz? Car car! Ne oluyor size? Ha? Şunlara bak! Biri okula gitmemiş, biri işe gitmemiş. Oh ne güzel! Ne oluyor kız? Söylesenize! Anne deli edecek bu beni ya. Ben tam çıkıyordum, bu geldi ağlaya zırlaya. Ben de bir şey oldu sandım, merak ettim. Karnı ağrıyormuş meğer. Bugün karnı ağrıyan ağrıyana maşallah. Ben rezene çayı yaparım, ona geçer. Hadi toplayın eşyalarınızı, gidiyoruz. Nereye ya? Bu gece misafiriz yalıya. Yatılı. Akşamki toplantıları iptal et. Evde ailemle olacağım. Tamam. Yağız Bey. Oo ben de kahvem geldi sandım. Hoş geldin abi. Sana da kahve söyleyeyim mi? Ne yapıyorsun burada? İyileştim, işimin başına döndüm. Bunlar artık senin işin değil. Allah Allah. Patron öyle istedi demek. Koçum, sana güzel bir şans verdim. Hepimizi rezil ettim. Senin artık bu şirketle işin kalmadı. Bir dakika. Sen beni öyle kafana göre işe alıp çıkaramazsın. Bu şirkette sen neysen ben de oyum. Ne güzel hayaller bunlar ya. Vallahi şirketi oyuncak ettin kendine. Git derdini babama anlat. Sen benim özel hayatıma taktığından farkında mısın? Özel hayat. Ha demişken, ben senin o kız arkadaşını araştırdım. Birbirini tutmayan şeyler var. Bilgin olsun. Bu da sana son kıyam. Bundan sonra sen ailemizi, şirketi, lafta sevgilini ne kadar ciddiye alıyorsan ben de seni o kadar ciddiye alacağım. Güzel. Çünkü ben gerçekten ciddiyim. Kalmam. Hayatta kalmam. Değil kalmak, o yalının kapısının önünden geçmem. Bağırma, keserim o dilini. Ben senin neyi amaçladığını gayet iyi biliyorum da hiç uğraşamayacağım seninle. Bizi küçük düşürmene izin vermeyeceğim. Öyle mi? O zaman söyle o sosyetik sevgiline kardeşinin hakkını versin. Anne bak bir daha sevgilin falan deme. Bak. Bak erkek Fatma'ya bak. Görüyor musun bak? Nasıl epeleniyor anasına, nasıl dayılanıyor bak. Hareketlere bak. Ne yaparsanız yapın be. Gelmiyorum ben hiçbir yere. Aman gelmezsen gelme be. Çok umurumdaydı sanki. Ne bakıyorsun kızım öyle aval aval? Hadi hazırla eşyalarını. Pijamanı al. Şöyle kibar elbiseler al. Oyalı işi bitti Ece. Yayalı bitti ya ben bittim. Ben de gelmiyorum anne. Ne dedin sen? Gelmiyorum dedim. Yarın benim sınavım var. Hem ablam da gelmiyor. Ben niye geliyorum ki seninle ya? Şimdi mi aklına geldi sınavın olduğu? Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? Ha? Kızım. Bak, senin sınavın oyalı. Senin sınavın o yarışmada birinci olmak. Ya anne ben bıktım hizmetçilik yapmaktan ya. Yapamıyorum, beceremiyorum. Anlamıyor musun bunu? Vay! Haspama bak sen, haspama. Anan da seni hizmetçilik yapman için götürüyordu oyalıya. Anan bayılır zaten el alemin evlerinde hizmetçilik yapmaya. Gel. Bak ben sana ne göstereceğim şimdi bak. Bak sen. Gördün mü? Fotoğrafını ortadan ikiye ayırmışlar. Hayallerimizi, dualarımızı, umutlarımızı çat diye ikiye ayırmışlar. Kızım sen niye anlamıyorsun bunu? Niye anlamıyorsun? Bir kere yakalarından düşersek olmayacak. Anlasana sen bunu. Anne olmadı zaten olmadı anladın mı? Olmayacak da zaten. Ya bunu ben bile anladım sen anlamıyorsun ya. Bitti bu iş anne anladın mı? Bak bize torpil falan yapmayacaklar. Onlar bizim halimize acıyıp da beni yüz güzeli falan seçmeyecek. Anladın mı? Biz bugün o yalıya gitsek de gitmesek de hiçbir şey değişmeyecek ki. Ya ben o yalıya gitmek istemiyorum. Sürekli onlar bizi eziyor, hor görüyor, çok kötü davranıyorlar anladın mı? O yalı benim boşu boşuna rüyalarıma girsin istemiyorum. Şu kalın kafan almıyor değil mi? Almıyor. İstemiyorsun ha? Gel bak o zaman ben sana anne ne ya istediğini göstereyim. Madem o at hırsızını ayaklayamıyorsun, o zaman ben de senin annen değilim. Yürü. Ya anne. Yürü. Ya anne aç şu kapıyı, ya. Yazıklar olsun. Sana verdiğim emeğe, ettiğim dualara yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ya anne. Anne açsana. Ya anne ayakkabılarını yok açsana şu kapıyı ya anne. Ne yapıyorsun ya? Şuna bak. Acaba senin o yumuşak yüzlü kocan evi su bastığında gelip temizleyecek mi? Yardım edecek mi bize? Ha? Kim kaderin hakkından gözünü karartmadan gelmiş Fazilet? Kim? Ya hep ya hiç. Anne. Evimiz. Geliyor musun? Kalıyor musun? Cevap ver. Bu da yalan oldu. Sıradaki. İyi günler. Ben iş ilanı için aramıştım. Müsaitseniz hemen gelebilirim. Buldunuz. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kızım kolay gelsin. Ne oldu buralara böyle? Ay geçen ay benim kaynımın da evini böyle su basmıştı. Geçmiş ola. Ay artık ne koltuktan ne halıdan hayır gelir artık. Ben hallediyorum, sorun yok. Ay bununla da hiç konuşulmuyor. Ne olmuş kız, ne olmuş? Sen dün elini sosyetesiyle gazetelere şık, sonra da gelebe çamura bat. Düşmez kalkmaz bir Allah. Hadi abla hadi. Hadi. Bir ay oldu. Bana ne senin kaynında? nasıl kıyarsın bizim evimize ya? Kız Allah'ım ya Rabbim, evi batsın. Ne evi? Ev mi orası ha? Delik delik, başlarım şimdi evinden. Bu devirde gözünü karartmayana ekmek yok. Anlasana şunu artık. Aa, kaybedecek bir şeyimiz yok Ecem. Ama kazanacak çok şeyimiz var kızım. Ya sanki hizmetçiliğe değil de temelli kalmaya geldik anne ha. Dur bakalım. Önce bir yerleşelim. Ne zaman döneceğimizi artık Allah biliyor. Anne ne diyorsun? Ne yerleşmesi ya? Ya biz bir gece diye geldik. Kaç gün kalacağız milletin evinde? Kaç günse kaç gün. Aa, hakkımızı alacağız önce bu yoldan. Hakkımızı. Kızım, senin ananın adı ne? Ne? Fazilet. Ha, senin ananın adı Faziletse bu yoldan eli boş dönmeyecek gör bak. Hadi yürü. Hadi bak yürü. Yürü yürü yürü. Ya lütfen ya. Gerçekten lütfen, senin burada olman çok saçma. Senin burada olman da çok saçma. Ne oldu? Beğenemedin mi? Yok yani... Evim burası benim ya. Evim. İşte size hayatın gerçekleri Sinan Bey. Herkes sizin gibi bilmem kaç katlı yalılarda oturmuyor. 3 katlı. Herkes sizin gibi şanslı da doğmuyor. Babamın dedesi inşaat amelesiymiş. Bu da mı gol değil? Hayat herkese aynı şansı göstermiyor tabii. Herkes sizin gibi boğazlarına hazır yalılarda oturmuyor. Bazılarımız da buralara ev diyoruz. Ve biliyor musun? Evimizi de çok seviyoruz. Seversin tabii ya. Senin de evinde boğaz var. Şu sulara baksana. İzninle ben üzerime kuru bir şeyler bulacağım. Bulamazsın. Erkek yok bu evde. Araba gelmiş. Bugün 2. gelişi, bu nasıl iş ya? Tam yollarda gerçekten. Ya nasıl bir gün böyle? Kolay gelsin. Dün gece peşinden koştum, durmadın. Yattın kalktın, cesaretini buldun, evime kadar geldin mi şimdi? Dün gece seni görmedim. görseydim dururdum. Şu an gördüğün gibi karşındayım ve kaçmıyorum. Ve konuşmaya geldim. Neyse, fazla vaktini almayacağım. Zaten tek bir sorun var ve bence basit de bir cevabı var. Sen, annen, kız kardeşin bizim ailemize neden musallat oldunuz?